Bir aroma düşünün. Almanya'da 100 nargile severden 50'si bu aromayı çok seviyor. Diğer 50'si ise bu aromadan nefret ediyor. Öyle bir aroma düşünün ki marka bu aromayı çıkardıktan sonra kendisini inanılmaz bir şekilde piyasaya sundu ve duyurdu. Acaba bu aroma ne? Herkese merhabalar, ben Sercan Gör. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem Almanya'da hem de Türkiye'de çok popüler olan ve tartışma konularına yol açan bir tütün markasını ve o markanın aromasını inceliyor olacağım. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum dostlar, ben tütün eksperi değilim. Tütün videoları, böyle tütün inceleme videoları, tat videoları çekmeyi pek fazla sevmiyorum. Çünkü tütün çok derin bir konu. Bu konuyla alakalı çok fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bugün bu videoda tecrübelerim dahilinde sizlere bu tütünden bahsediyor olacağım. Şöyle bir duman alarak videomuza başlayalım. Klasik her zamanki gibi. Dostlar, inceleyeceğimiz tütün markası Ostobaco, aroması da African Queen. Belki de YouTube'da binlerce videosu var ama ben de Türkçe bir içeriğini yapmak istedim. Çünkü bu tütün tartışma konularına yol açan bir tütün. Ostobaco bir Alman firması, Alman tütün şirketi. African Queen de Ostobaco'nun imza aromalarından bir tanesi. İmza aroma dememizin sebebi de şu şekilde dostlar. Bir marka aromayı sunduğu zaman o aroma çok tutulursa, çok satılırsa biz buna imza aroması diyoruz. O nedenle ben de Ostobaco African Queen'e imza aroması diyebilirim. Çünkü gerçekten çıktığı tarihten itibaren Almanya'da tartışma konularına yol açan ve çok satılan bir ürün. Peki neden bu şekilde? Neden bu ürünün çok seveni var, çok sevmeyeni var? Türkiye'de neden bu kadar merak ediliyor? Bunların hepsini bu videoda yanıtlamaya çalışacağım. Dostlar, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. African Queen'in içerisinde 16 tane meyve var. Ve işin ilginç kısmı şu ki bu meyveleri sadece üretici firma biliyor. Yani bizlere sunulan African Queen'in içerisinde şu meyve var, bu meyve var, bunu alabilirsiniz gibi bir şey söz konusu değil. Sadece Ostobaco bu ürünün içeriğini biliyor. Ve bu da bizim merak etmemizi sağlıyor tabii ki de. Dünden beri içeriğiyle alakalı çok fazla şey araştırdım. Alman forumlarında, Amerikan forumlarında African Queen ile bulabileceğim her şeyi neredeyse topladım sevgili dostlar. Çok fazla bilgi yok açıkçası ama sadece şunu söyleyebilirim ki bu aromanın çok fazla seveni var. Aynı zamanda nefret edeni de çok fazla arkadaşlar, ilginç olarak. Türkiye'de de bu şekilde. Tabii ki Alman markası olduğu için Türkiye'de bu markaları bulmamız çok zor. Bulabildiğimizde de fiyatları çok fazla. Kendi ülkesinde 17 Euro'dan satılan bu ürün Türkiye'de 300 TL ile 350 TL arasında değişiklik göstermekte. Peki neden insanlar African Queen aromasını çok seviyor veya sevmiyor? Biraz da ona değinelim. Benim araştırdığım kadarıyla African Queen aromasını sevenler genelde meyveli fresh nargileler tüketiyor. Sevmeyenler ise bu aromanın çok fazla karışık olduğunu, çok yumuşak olduğunu ve parfüm tadına benzediğini söylüyorlar. Açıkçası şunu söyleyeyim, African Queen gerçekten içerisinde, yani şu meyve var diyebileceğiniz bir aroma değil arkadaşlar. Bunu Ostobaco gerçekten güzel yapmış. Benim düşüncemi soruyorsanız benim alabildiğim tek meyve üzüm. Zaten araştırdığım kadarıyla Reddit'te, farklı forumlarda araştırdığım kadarıyla üzüm aromasının baskın geldiğini söylüyorlar. Ama 16 tane meyve var. Yani o meyvelerin nasıl olduğunu, nasıl bu kadar hepsinin karışık bir şekilde geldiğini kimse anlayamıyor. Gerçekten nargileye başladığınız zaman şu aroma var diyemiyorsunuz ve o kadar dengeli bir meyve karışımı ki hiçbirisi birisinden baskın değil. Üzüm burada baskın, onu söylemiştim. Ben üzümü çok seviyorum. Belki de o yüzden üzümü daha çok alabiliyorum. Ama öne çıkan bir üzüm değil. O konuda sizleri bilgilendirmek isterim. Biraz da size African Queen'in içim hissiyatından bahsetmek istiyorum. Nargileye başladığınızdan sonuna kadar yumuşak ve bol dumanlı bir içim sizlere sunuyor. Tabii ki bu setuplarınızla alakalı değişiklik göstermektedir. Ben şu anda funnel bir setup kullanıyorum. African Queen'i, yani African Queen'i demeyelim ama genellikle Alman tütünlerini
Funnel lülelerde daha çok tercih ediyorum. Çünkü genelde Alman tütünlerinde Virginia A+ tütün kullanılıyor. Bu hafif bir tütün genellikle funnel lülelerde daha fazla keyif veriyor. Oğuz Tobacco da Virginia A+ tütün kullanmakta ve tütün kesimi ince orta arası diyebilirim. Zaten siz de video arasında göreceksiniz. Eğer Alman tütünleri kullanıyorsanız veya ilk defa deneyecekseniz sizlere de önerim funnel bir setup'ta denemeniz olacaktır. Bu şekilde daha keyifli bir içim elde edebilirsiniz. Virginia A+ ürünleri, tütünleri güzeldir. Keyifli bir, hafif bir içim sunar. Aynı zamanda bol dumanlıdır. Oğuz Tobacco African Queen'de nargileye başladığından bitirene kadar gerçekten güzel bir duman performansı sunuyor. Ama özellikle dikkat çekiyorum, setuplarınızla alakalı değişiklik gösterebilir. Sevgili dostlar, ülkemizde Alman tütünleri dediğim gibi 300 ve 350 TL arasında değişiklik göstereceği için bu 200 gram fiyatı, ona da dikkat çekelim. 200 gramı 300 ve 350 TL arasında değiştiği için bence bu çok fazla bir fiyat. Evet, African Queen biraz değişik bir aroma. Seveni var, sevmeyeni var. Ben seven taraftayım. Gerçi African King'i daha çok beğeniyorum. Ondan da birazdan bahsederiz. Ama 300 ve 350 TL arasındaki fiyat bence çok fazla. 17 euro yaklaşık sanırım 180-190 TL ediyor. Gerçi bu bile fazla olabilir Türkiye şartlarında. Ama bu tütün için 180 TL ideal diyebilirim. Ama 300 TL ve 350 arasındaki fiyat bandı çok çok fazla. Şimdi bir de African Queen'in bir eşi var. Bu eşi de African King arkadaşlar. Oğuz Tobacco African Queen çok satıldı diye muhtemelen African King'i yaptı. Ve African King de açıkçası forumlarda gördüğüm kadarıyla çok fazla rehavet görmedi. Popülarite olarak African Queen'in gölgesinde kaldı diyebiliriz. Ama şöyle bir ilginç nokta var ki sevgili dostlar, ben African King'i daha çok beğeniyorum. African King'de 24 tane meyve karışımı mevcut. Bunların arasından tekrar African Queen'de olduğu gibi üzümü daha baskın aldım. Ama African King'in içimini ve keyfini daha çok beğendim. Bunu söyleyebilirim. Videoyu yavaş yavaş bitirmeden son yorumlarımı yapayım. Sevgili dostlar, African Queen bu şekilde funnel bir setup'ta yaptığınız zaman yaklaşık 1 saat tam performans göstermekte ve içim süresinin de 1 saatinin yeterli olduğunu düşünmekteyim. Eğer bulabiliyorsanız mutlaka deneyin. Özellikle meyve karışımları seviyorsanız, meyveli tatlarda daha çok yoğunlaşıyorsanız mutlaka bulabiliyorsanız bu aromayı deneyin. Ama fiyatı Türkiye'de biraz pahalı. Almanya'da olan dostlarınız varsa Türkiye'ye gelirken onlardan isteyip denemeyi unutmayın. Farklı farklı içerikleri, farklı Alman tütünlerini denememi istiyorsanız lütfen yorum kısmında bunu belirtin. Sizler African Queen'i denediyseniz lütfen yorum kısmında tütünü yorumlamayı unutmayın. Bu videoluk benden bu kadar. Sevgili dostlar, değişik değişik içerikler çekiyorum. Sizlere faydalı olmasını umuyorum. Lütfen videoları beğenin ve kanalıma abone olun. Dilerseniz de aşağıda linki var. Katıl butonundan bana destek olmuş olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.